Ben kim miyim? Bilmek istediğinizden emin misiniz? Benim hayat hikayem korkaklara göre değildir. Biri size bunun mutlu bir hikaye olduğunu ya da benim hayatımdan memnun kendi halimde biri olduğumu söylediyse yalan söylemiş. Ancak şundan emin olabilirsiniz. Bu hikayede anlatılmaya değer her hikaye gibi tamamen bir kız hakkında. İşte bu kız. Kapı komşum Mary Jane Watson. Daha kızlara ilgi bile duymaya başlamadan önce aşık olduğum kız. Size yanındakinin de ben olduğumu söylemek isterdim. O olmayı bile tercih ederim. İşte bu benim. Otobüsü durdurun. Durdur otobüsü. Çocuk 4 blok boyunca peşimizden koştu. Taksi tut Parker. Teşekkür ederim, kusura bakmayın, geç kaldım. Ne moron ama. Bunu aklından bile geçirme. Öyle aptalsın ki Parker. Sen onunla çıkar mıydın? O salakla mı? Asla. Ne oldu Parker? Midtown Lisesi son sınıf. Oyalanmak yok. Doğruca lanet olsun, kesin şunu. Unutmayın, burada olmak bir ayrıcalıktır. Burada Kolombiya Üniversitesi Bilim Akademisi'nin misafirleriyiz. Ona göre hareket edin. Çocuklar, son gezimizde olanların tekrarlanmasını kesinlikle istemiyorum. Hadi şimdi birbirinizden ayrılmayın. Günaydın. Hadi gidelim. Çal, şu köşeyi dönemez miyiz? Neden? Giriş işte orada. Baba, burası bir devlet okulu. Okula bir Rolls Royce'un içinde gidemem. Söylesene, seni gönderdiğim her özel okuldan atıldın diye arabamı da mı değiştirmem gerekiyor? Bana uygun değildiler. Tabii uygundular. Zengin olduğun için asla utanma evlat. Ben zengin olduğum için utanmıyorum. Sadece... Sadece ne? Unut gitsin. Pete. Merhaba Harry. Merhaba adamım, nasılsın? Harry. Buna ihtiyacın olmayacak mı? Teşekkür ederim baba. Peter, seni babamla tanıştırayım. Norman Osborn. Senin hakkında çok şey duydum. Sizinle tanışmak büyük onur efendim. Harry senin bir dahi olduğunu söylüyor. Biliyorsun, ben de bilim adamı sayılırım. Nanoteknoloji üzerine bütün araştırmalarınızı okudum. Çok başarılı. Onları anladın mı? Evet, bu konuda bir ödev hazırlamıştım. Çok etkileyici. Annen baban seninle gurur duyuyordur. Evet ama amcam ve karısıyla yaşıyorum. Hey siz ikiniz! Kımıldayın! Tanıştığımıza memnun oldum. Tekrar görüşmeyi çok isterim. Tabii. O kadar kötü görünmüyor. Evet, dahilere karşı değil. Bence o seni evlat edinmek istiyor. Dünya üzerinde bilinen 32 bin örümcek türü vardır. Örümcekler RNA sınıfındandırlar. Ve 3 alt sınıfa ayırırlar. Bu harika. Bu doğu sahilinin en gelişmiş elektron mikroskobudur. Bu gerçek olamaz. 3 alt sınıfa ait bütün araknitler de sürekli yiyecek arayışlarına yardım ederler. Belena örümceğini ele alalım. Spercidae ailesinden. Onlar avlarını yakalamak için sıçrayabilirler. Okul gazetesi için. Sırada ağ örümcekleri var. Philistadida ailesi. Kukulkaniya cinsi. Bu örümcek ipleri çok kuvvetli olan huni şeklinde karmaşık bir ağ örer. Bu ağ köprü yapımında kullanılan yüksek gerilim kablolarının aynısıdır. Onu rahat bırak. Bırakmazsan. Bırakmazsan babası babanı işten kovar. Babana mı söyleyeceksin? Ne dersin? Burada neler oluyor? Bundan sonra konuşan ilk kişi bu dersten kalacak. Ben ciddiyim. Bu ot örümceği. Hadi gidelim. Öylesine hızlı reflekslerle avlanır ki bazı bilim adamları kendisinin bile bir şeyi ancak yaptıktan sonra algılayabildiğini düşünüyorlar. Bu bir erken uyarı sistemi. Buna örümcek hissi diyorlar. Ne? Şu örümceğe bak. Bazı örümcekler bulundukları ortamın rengini alırlar. Bu laboratuvarda dünyanın her köşesinden örümcek bulunur. Bunu bilmek istediğimi nereden çıkarıyorsun? Kim istemez ki?
Yıllar süren titiz çalışmalar sonucu soya çekimi ve genlerin bir sonraki nesle aktarılmasını araştıran Kolombiya Genetik Araştırmalar Enstitüsü. Onunla sen konuş. Şimdi elimizdeki DNA örnekleriyle bir zamanlar imkansız sanılan bir işe koyulduk. Şimdi İnanılmaz. Şimdi DNA şifrelerinizi evet, bence çözebileceğimizi düşünün. Onları seviyorum. Ben de. Biliyor musun? Örümcekler bazen bulundukları ortamın rengine bürünebilirler. Öyle mi? Evet, bu bir savunma mekanizmasıdır. Biz bu laboratuvarda sentez yoluyla RNA moleküllerini naklederek evet. tamamen yeni bir genetik şifre oluşturuyoruz. Ve 3 örümcek sınıfının genetik şifrelerini alıp genetik olarak yaratılmış bu 15 süper örümcekle birleştiriyoruz. Burada 14 tane var. Anlamadım. Bir tanesi kayıp. Evet. Evet. Herhalde araştırmacılar şimdi onun üzerinde çalışıyorlar. Bunun Doğu sahilinin en büyük elektron mikroskobu olduğunu biliyor muydun? Aa. Siz ikiniz kadının bütün sunumu boyunca konuştunuz. Şimdi sana nasıl dinleyeceğini anlatayım. Bak Osborne, o özel okullarda ne yaptıklarını bilmiyorum. Ama Midtown Lisesi'nde hadi yürümeye devam edin. Merhaba. Fotoğrafını çekebilir miyim? Bir öğrencinin fotoğrafına ihtiyacım var. Tabii, olur. Nerede Pekala. Durmamı istersin? Burada mı? Evet, böyle çok iyi. Beni çirkin gösterme. Bu imkansız. Harika. İyi mi? Evet. Harika. Hadi Mary Jane, gidelim. Bekle. Teşekkür ederim. Parker, hadi gidiyoruz. Yeni türler. Kutup kaymasını ve yer çekimi dengesi sorununu çözdük. Buraya bunun için gelmedim. General Slocum, sizi tekrar görmek ne güzel. Bay Balkan, Bay Fargas. Norman, nasılsın? Yönetim kurulu üyelerimizin bizi ziyaret etmesinden her zaman mutluluk duyarız. İnsan üzerinde kullanabildikleriniz hakkındaki ilerleme raporunu istiyorum. Buhar solumayı kemirgenlerde denedik. %800 oranında güçlendiler. %800 mü? Yani etkileri var mı? Bir deneyde evet. O bir istisnaydı. Takip eden deneyler hep başarılı oldu. Şu işlerin ters gittiği deneyi orada ne oldu? Yan etkileri neydi? Şiddet, saldırganlık ve ötesi. Peki ne öneriyorsunuz? Bu sadece bir deneydi oldu. Doktor Strom hariç bütün personel ürünün insan üzerinde denenmeye hazır olduğunu onaylıyor. Doktor Strom mu? Formülü en baştan itibaren gözden geçirmeliyiz. En baştan mı? Doktor Osborne, sizinle açık konuşacağım. Bu çalışmanızı asla desteklemedim. Bunun için çok haklı nedenlerim var. General Kest, Eurospace'da insan zırhı tasarımlarının bir prototipini üretmeleri için anlaşma yaptı. 2 hafta sonra test edecekler. Ve sizin sözde performans geliştiricinizi o zamana kadar insanlar üzerinde deneyemezsiniz. Sizin fonunuzu kesip onlara kaydıracağım. Baylar, hoşça kalın. Ve İsa dedi ki ışığı görün ve işte ışık. 40 mumluk hafif ışık ama güzel aydınlatıyor. Aferin sana. Tanrı çok etkilenmiştir. Şimdi kıçının üstüne düşme. Ben çoktan kıç üstü düştüm hey. Fabrikanın kıdemli elektrik teknisyeni 35 yıldan sonra işten çıkarılıyor. Buna başka ne denir? Kıç üstü düştüm işte. Bana şu tabağı uzat, yeşil olanı. Şirket personel sayısını azaltıyor.
Ama karını arttırıyor. Ha ben, sen de başka bir yerde iş bulursun. Pekala. O zaman gazeteye bir göz atalım. İşte ilanlar, bakalım burada neler varmış. Bilgisayar. Bilgisayar satıcısı, bilgisayar mühendisi, bilgisayar operatörü. Tanrım, bugünlerde bilgisayarların bile operatöre ihtiyacı oluyor. Ben 68 yaşındayım, bilgisayarlar için çok yaşlıyım. Ayrıca bakmam gereken bir ailem var. Seni seviyorum. Pete de seni seviyor. Sen tanıdığım en sorumlu adamsın. Daha önce de zor duruma düştük ama bak işte hala hayattayız, öyle değil mi? Evet. Ah, merhaba tatlım. Tam vaktinde geldin. Nasıl gidiyor ahbap? Gezi nasıl geçti? Kendimi iyi hissetmiyorum, yatacağım. Bir şeyler yemeyecek misin? Hayır teşekkür ederim, ben yedim. Fotoğraf çektin mi bari Peter? Çok uykum var, her şey yolunda. Neydi bu şimdi? Biz bu laboratuvarda sentez yoluyla RNA molekülleri naklederek tamamen yeni bir genetik şifre oluşturuyoruz. Ve 3 örümcek sınıfının genetik şifrelerini alıp genetik olarak yaratılmış bu 15 süper örümcekle birleştiriyoruz. Doktor Osborn, lütfen. Performans geliştiriciler henüz hazır değil. Mevcut veriler bu deneyi onaylamıyor. Sizden bunu son kez rica ediyorum. Bunu yapamayız. Korkak olma Strom. Riskler de bilimin bir parçasıdır. Bana izin verin. Uygun bir gönüllü ve tıbbi malzeme bulayım. Bana sadece 2 hafta verirseniz... 2 hafta mı? 2 hafta sonra kontratımız iptal olacak. Ve program rafa kaldırılacak. Bazen... Kendi işini kendin halletmen gerekir. Bana Promac Loraperazin'i getir. Ne için? Reaksiyon başlıyor. Buharın kana karışmasını bekleyelim. 40 bin yıllık bir evrim süreci ve biz hala insanoğlunun potansiyelinin farkında değiliz. Oh, çok soğuk. Norman! Aman Tanrım! Aman Tanrım! Norman! Aman Tanrım! Norman! Norman! Başımı dönecek.
Çok tuhaf. Peter. Evet. Bir şeyin yok ya. Ben iyiyim. Bu sabah biraz daha iyi misin? Değişiklik var mı? Değişiklik mi? Evet. Hem de çok. Pekala, acele et, geç kalacaksın. Tamam. Pekala. Tanrı aşkına. Aman tanrım. Hasta olduğunu sanıyordum. Düzeldim. Gördün mü? Hoşçakalın çocuklar. Hiçbir şey yemedin. Yemek paran var mı? Hoşçakalın çocuklar. Michelangelo, unutma, okuldan sonra mutfağa boyuyoruz, tamam mı? Tamam ben amca. Sakın bensiz başlama. Sen de beni başlatma. Şu gençler hormon fışkırıyor. Hiç değişmiyorlar. Annenin ne dediği umurumda değil. Burada benim sözüm geçer. Sen de onun gibi sürtün tekisin. Okula gitmem gerekiyor. Seni tutan mı var? Merhaba Mary Jane. Merhaba Mary Jane. Farkında mısın bilmiyorum. Seninle 6 yaşından beri komşuyuz. Merak ediyordum da bir ara bir şeyler yapabilir miyiz? Vereceğin arabayı aldım, hadi gel. Çok eğlenirdik. Hadi. Ya da bilemiyorum, belki de hadi. Birbirimizi tanımamız için iyi bir fırsat olurdu. Belki de olmazdı. Hey, durun. Hey. Hey. Otobüsü durdurun. Hey. Hey! Hey, otobüsü durdurun. Otobüs dolu. Taksi dur. Baba. Baba. Sen iyi misin? Harry. Yerde ne yapıyorsun böyle? Bilmiyorum. Bütün gece burada mıydın? Ben dün gece... Ne? Hatırlamıyorum. Bay Osborne. Efendim, ona girişte beklemesini söyledim. Üzgünüm, babam kendini iyi hissetmiyor. Bay Osborne. Doktor Strom öldü. Onu bu sabah laboratuvarda buldular. O öldürülmüş efendim. Neden bahsediyorsun sen? Ve uçuş elbisesiyle planör. Ne oldu onlara? Çalınmışlar efendim. Reflekslerin harika. Teşekkür ederim. Önemli değil. Hey, senin gözlerin maviymiş. Gözlüklerin varken fark etmemiştim. Yoksa lens mi? Pekala, görüşürüz. Çok güzel.
oldu bu? Peşinden gidiyor, baksanıza. Bunu gördüm. Parker. Komik olduğunu mu sanıyorsun moron? Yapma, sadece bir kazaydı. Ben de onun dişlerini kazara kıracağım. Yapma Flash, kes şunu. Seninle kavga etmek istemiyorum Flash. Ben de benimle kavga etmek istemezdim. Hadi. Kaçın hadi. Atın kıyı basın. Bir onun dişini. Hadi. Hadi hadi. Bir onun dişini. Hadi hadi hadi. Vur sana. Hadi. Vur. Hadi hadi. Hadi gösterin. Hadi hadi. Ona yardım et Harry. Nasıl yaptı bunu? Hangisini? Ye onu adamım. Hadi hadi hadi. Hadi gebert onu. Tanrım, Parker sen çıldırmışsın. Peter, sen çok iyiydin. Peter! Fırlat. Uç. Yukarı ve uzağa. Hadi. 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 Uç ağa uç. Bu imkansız.
Michelangelo, sebzeli bifteğin fırında. Hala biraları getirmedi mi? Ne? Bana bira getirin. Kalk kendin al. Ben sadece markette parasını öderim. Kesin artık bağırmayı. Sen de annen gibi aptalsın. Nereye gidiyorsun şimdi? Nereye gidiyorsun sen? Bulaşıklar hala yıkanmadı. Birinin onları yıkaması gerekiyor. Neden bir kez olsun sen yıkamıyorsun? Buraya gel ve yıka şunları. Sen yıka, onların hepsi senin bulaşın. Ben çıkıyorum, yıkama da gör. Bizi mi dinliyordun? Hayır. Yani duydum ama ben sadece çöpü çıkarıyordum. Sanırım bizi sık sık duyuyorsundur. Herkes bağırabilir. Senin halanla amcan bağırmıyor. Ya onlar da bazen çok kötü bağırırlar. Bak, Mary Jane bugün okulda Flash'le olanlar hakkında... Bizi çok korkuttun. Üzgünüm. O iyi mi? Ona mezuniyet hediyesi olarak mor bir göz vermediğin için çok mutlu. Mezun olduktan sonra ne yapacaksın? Ben şehre taşınmak istiyorum. Ve bir fotoğrafçılık işi bulup koleje devam etmek istiyorum. Peki ya sen? Ben de şehre gidiyorum. Buradan kurtulmak için sabırsızlanıyorum. Ben... Ne? Hadi ama. Bana güvenebilirsin. Ben... oyunculuğu... düşünüyorum. Gerçekten mi? Bu harika. Sen okul piyeslerinde hep çok iyiydin. Öyle mi? Elbette. Sen Cinderella'yı oynarken bebek gibi ağladım. Peter, o daha birinci sınıftaydı. Ama sen iyiydin. Bazen insanlar kendilerini neyin beklediğini asla bilemez. Peki seni ne bekliyor sence? Bilmiyorum. Ama her neyse daha önce hiç yaşamadığım bir şey. Peki ya beni? Seni mi? Sen Broadway'i büyüleyeceksin. Biliyor musun? Göründüğünden daha uzunsun. Kambur dururum. Durma. Hey Mary Jane. Gel de doğum günü hediyemi gör. Hadi. Hadi. Gitmeliyim. Güle güle. Aman Tanrım, bu harika. Evet öyle. Şuna bak. Hadi atla. Aman Tanrım, şu arabaya bak. Çok güzel değil mi? Sen bir de ses düzenini dinle. Hey, geriye dikkat et. Güzel araba. Paraya mı ihtiyacınız var? Amatör güreşçiler, 3000 dolar kazanabilirsiniz. 3 dakika ringde kalmanız yeterli. İlginç kostümler mecburiyetidir. Kostüm seçenekleri. Malzeme kemeri. Sembol. Daha fazla renk.
Söyler misin neler oluyor burada? Egzersiz yapıyorum. Giyinik değilim Mehala. Pekala. Son günlerde çok tuhaf oldun Peter. Tamam. Teşekkür ederim. Oscorp'un kontratı feshedilebilir. Wall Street soruyor, yoksa bu Norman Osborn'un sonu mu? Bir şeyler canını sıkıyor. Belki de söylemekten çekiniyordur. Yoksa ben mi ona sormaktan çekiniyorum dersin? Ben artık hiçbir şey anlayamıyorum. Merhaba. Ben kütüphaneye gidiyorum. Görüşürüz. Bekle. Ben seni oraya bırakayım ahbap. Hayır, ben kendim hayır, gidiyorum. Hayır, ben hareket etsem iyi olur. Hadi gidiyoruz bakalım. Bıraktığın için sağ ol Benham. Bir dakika. Konuşmamız gerekiyor. Sonra da konuşabiliriz. İzin verirsen ben şimdi konuşmak istiyorum. Peki ne konuşmak istiyorsun? Neden şimdi? Çünkü seninle uzun süredir konuşmadık. Halanla ben artık sanki seni tanıyamıyoruz. Umursamazlığın, odanda yaptığın o tuhaf deneyler. Okulda kavga çıkarttın. Sana söyledim, o kavgayı ben başlatmadım. Ama sen bitirdin değil mi? Ne yapmam gerekiyordu? Kaçsa mıydı? Hayır, kaçman gerekmiyordu ama. Peter bak, sen değiştin biliyorum. Ben de senin yaşında tıpkı senin yaşadıklarını yaşadım. Hayır, hiç sanmıyorum. Peter, bunlar bir erkeğin değiştiği yıllardır. Bu zamanlarda hayatın boyunca taşıyacağın kimliğe bürünürsün. O yüzden kim olmak istediğini iyi düşün. Şu çocuk, Flash Thompson, eminim olanları hak etmiştir. Onu dövebiliyor olman sana ona bunu yapma hakkını vermez. Unutma, büyük güç, büyük sorumluluk ister. Benim bir suçlu olacağımdan mı korkuyorsun? Sen benim için endişelenmeyi bırak, bu çok farklı. Ne olduğunu anlayacağım. Şimdi bana ders vermeye kalkma lütfen. Sana ders ya da vaaz vermek niyetinde değilim. Ve senin baban olmadığımı biliyorum. O zaman öyleymiş gibi yapma, tamam mı? Pekala. Seni onda buradan alırım. Sıradaki. Burada tüysiklet kategorisi yoktur ufaklık. Sıradaki. Hayır, beni de kaydet. Tamam. Ama haberin olsun, biz orada başına gelebilecek hiçbir şey için sorumluluk kabul etmiyoruz. Buna kendi isteğine katılıyorsun, öyle değil mi ufaklık? Hı? Evet. Koridordan aşağı in, Tanrı yardımcın olsun. Sıradaki. Sıradaki gelsin. Sıradaki kurban, şimdi lütfen arenaya çıkar mısın? Kafesini
sadece 3 dakika dayanabilirse tam 3000 dolar onun olacak. Ve sıradaki... Adın ne evlat? İnsan örümcek. İnsan örümcek mi? Ancak bunu mu bulabildin? Evet. Ha, çok kötü. Tamı tamına 3000 dolar. Bu gerçekten korkunç, örümcül ve büyüleyici örümcek adamın olacak. Benim adım insan örümcek. Kimin umurunda? Çık şuraya ama hadi. Ama ismimi yanlış söyledi. Çık şuraya seni moron. Tanrım, tanrım bacaklarım. Tanrım olamaz. Bacaklarımı hissetmiyorum. Merhaba, kimse yok mu? Bekçiler bu sefer kafesin kapılarını kilitleyebilirler mi acaba? Bir hata olmalı. Bana kafeste dövüşeceğimiz söylenmedi. Hey! Açın şu kilidi. Şu zinciri çıkarın. Hey! Çılgın şey. Hiçbir yere gitmiyorsun. 3 dakika boyunca benimsin. 3 dakika burada kalacaksın. Ne yapıyorsun sen orada? Senden uzak duruyorum. Kostümün çok şirinmiş. Bunu sana kocan mı hediye etti? Al şunu. Şimdi defol buradan. 100 papel mi? Reklamda 3000 diyordu. O zaman reklama bir daha bak örümcek kafa. O ringde 3 dakika duran için geçerliydi. Sen onu 2 dakikada indirdin. Bu yüzden o 100 dolar aldığın için şanslısın. O paraya ihtiyacım var. Bu senin sorunun, benim değil. Hey, ne yapıyorsun sen? Parayı çantaya doldur. Acele et! Hey! Adam bütün parayı durdurun çaldı. Durdurun şu adamı! Durdurun onu, paramı çaldı. Teşekkür ederim. Neyin var senin? Neden gitmesine izin verdin? Onu lobide durdurun ve polisi çağırın. İstesen onu parçalardın. Şimdi benim paramla kaçacak. Dediğin gibi bu benim sorunum değil. Dediğin gibi bu benim sorunum değil. Geri çekilin, geride durun. Ne oldu? Çekilin. Hadi herkes yaklaşmayın, geri çekilsin. Devam edin lütfen. Sak hadi. Durun. Hadi durmayın burada. Devam edin. Hadi, geri hadi, çekilin. Gidin buradan. Hadi lütfen devam edin.
Lütfen yolunuza işte devam edin. Geri çekilin. Affedersiniz. İzninizle. Geri çekilin. Geri çekilin. O benim amcam. Geri çekilin. Ona ne oldu? Araba hırsızı onu vurdu. Ambulans çağırdık. Şimdi yoldalar. Sen geri çekil. Ben amca. Ben amca. Ben amca. Pete. Buradayım ben amca. Peter. Onu buldular. 5. caddeden güneye ilerliyor. Peşinde 2 ekip var. Pekala millet. Bize yardımcı olun, geri çekilin. Lütfen. Lütfen yapma. Bana bir şans ver. Bana bir şans ver. Peki ya amcam? Sen ona hiç şans verdin mi? Verdin mi? Cevap ver. Yapma. Teşekkür ederim. Evet.
Elveda. Kımıldama. Etrafın çevirdi, kaçamazsın. Quest Eurospace yeni ürün test binası. İyi akşamlar. General, sizi görmek de güzel. Zırhımızın ateş gücü çok yüksek general. Söylediklerinizi yapabiliyorsa o kontratı yarın hemen imzalarım. 16, 15, hazır, 14, başlayalım. Umarım bu test için kendine 12, güveniyorsun. Kesinlikle, 11, Yüzbaşı Curtis en iyi pilotumuzdur. 9, peki sizin Oscorp'la anlaşmanızdan 8, ne haber? Hiçbir şey beni Norman'ın başarısız olduğunu görmekten daha fazla memnun edemez. 4, 3, 2, kontroller tamam. 1, hazır. Tanımlanamayan bir cisim hızla yaklaşıyor efendim. Tanrım, bu da ne? Bir şey görüyor musun? Aman Tanrım. Gülümseyin. Gülümsüyoruz. Peter. Oh. Ah tatlım, seninle gurur duyuyorum. Orada çok yakışıklı görünüyordun. Peter, haberleri iyi. Babam New York'taki evi tutmuş. Önümüzdeki sonbaharda gidiyoruz. Bu harika. Bunu başardık. Bir konuda ilk kez yanılmıyorum evlat. Tebrik ederim. Teşekkür ederim baba. Peter, bilim ödülünü aldın demek. Bu harika. Evet. Çok zor bir dönemden geçtiğini biliyorum evlat. Ama bugünün tadını çıkarmanı istiyorum. Unutma, bir şeyin sonu yeni bir şeyin başlangıcıdır. Artık seninle birlikte olmak istemiyorum. Güzel. İşte yüzüğün. Biliyor musun, umurumda değil. Sen kaybedersin. Sen Harry'nin kardeşi gibisin. Bu sizi bir aile yapar. Ve bir şeye ihtiyacın olursa beni araman yeterli. Sana bir şey hazırlayayım mı? Hayır, sağ ol. Büyük sorumluluk ister. Unutma Pete. Bunu aklından çıkar. Acele et.
Maskeli adam soygunu engelledi. O insan değil. Kardeşim onu Lincoln Center'da yuvasını örerken görmüş. Bence o insan. Hem de bir erkek. Kadın da olabilir. Bobby! Şuna baksana! Elini uzatıyor, ipler fırlıyor. Ve onlara örümcek ağı gibi tırmanıyor. Bence başka bir manzara. İmzası. Bir adam duvara örümcek gibi tırmanıyor. Örümcek adam buradaydı. Örümcek adam insanları koruyor. O bizi koruyor. Silahlı o insanların dostu. Adam bir çeşit çılgın ya da öyle bir şey. Bence o iğrenç. Onu hiç sevmiyorum. Kımıldama bayan. Saygılarımla dostunuz örümcek adam. Sekiz eli olan bir adam mı? Kulağa hoş geliyor. Kaslarına bayılıyorum. Hele o küçük kalçası yok mu? Kim bu örümcek adam? Ben sana söyleyeyim. O bir suçlu, bir zorba. Toplum için bir tehdit. Benim ön sayfamda ne işi var? Eşiniz birinci adlı yemek masasını örtüsün. Altıncı bakın, sayfada bir sorun var. Papa çeneni birinci sayfayı soruyorum. Peki evet. O bir haber. Bunlar çok önemli. Okuyucularımızı bekletemeyiz. Bekleyecekler. O arabadan altı kişiyi kurtardı. Kazaya o neden olmuştur. Bir şeyler ters gidiyor. O hemen orada bitiyor. Şuna bakın olay yerinden kaçıyor. Bu size bir şey anlatmıyor mu ha? O bir yere kaçmıyor. Başkalarını tamam, kurtarmaya tamam, gidiyor. Sonra. O bir kahraman. Neden maske takıyor o zaman? Saklayacak neyi var? Yemek masasının örtüsü saten mi olsun, ipek mi olsun diye soruyor. Hangisi ucuzsa? Bay James'in sorun şu. Altıncı sayfaya iki reklam almışız. İkisinde de tam sayfa sözü vermiştik efendim. Dört baskıda tükendi. Tükendi mi? Hem de hepsi. Yarın birinci sayfaya örümcek adamın güzel bir fotoğrafını koy. Reklamlardan birini yediye kaydırın. Ama yedinci sayfa... O zaman sekize. %10 indirim yapın. Bakın, ya da %5 olsun. Bunu yapamayız. Çık dışarı. Ama elimizde onun güzel bir fotoğrafı yok. Edi haftalardır onun peşinde ama onu doğru dürüst göremedik bile. Aa, sorun nedir? Çok mu utangaç? Julia Roberts'ın küvette fotoğrafını çekiyorsak onu da çekeriz. Ön sayfaya bir ilan koyun. Örümcek adamın fotoğrafını çekene nakit para diye. İyi tanımak istemiyorsa biz de onu kötü Gülümseyin. Bunlar çok kötü. Kötü, kötü, çok kötü. Hepsine $200 veririm. Bu çok az değil mi? O zaman başkasına götür. Efendim, eşiniz giriş için istediğiniz fayanslardan kalmadığını söyledi. Oraya halı koymasını söyle. Otur. Ver şunları. Sana 300 veririm. Standart ücretimiz budur. Birinci sayfayı değiştirip şu fotoğrafı koyun. Ya manşet? Örümcek adam. Kahraman mı, tehdit mi? Daily Bugle özel fotoğraflarıyla. O sadece insanları koruyor. Sana ne diyeceğim zeki çocuk? Sen fotoğrafları çekersen ben manşetleri atarım, uygun mu? Evet efendim. Güzel. Bunu ön taraftaki kıza ver. Ödemeyle o ilgilenecek. Burada iş istiyorum efendim. İş yok. Dışarıdan çalışacaksın. Senin yaşındaki çocuk için en uygunu bu. Gazetemi sattıran palyaçonun başka fotoğraflarını getir. Belki onları da alırım. Ama sana asla işe alacağımı söylemedim. Hindi. Sana Noel için hindi gönderirim. Daha iyisini bekleme. Yıkıl karşımdan. Daha fazla fotoğraf istiyorum. Merhaba. Merhaba. Bay James'in bunu size vermemi söyledi. Aa, Daily Bugle'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben Peter Parker. Fotoğrafçıyım. Evet, bunu görebiliyorum. Bugünden itibaren Oscorp Endüstri, KEST Eurospace'i Birleşik Devletler Ordusu'nun ihtiyaçlarını karşılamada geride bırakmıştır. Kısaca bayanlar baylar, maliyetler düştü, karlar arttı ve stoklarımız hiç bu kadar dolmamıştı. Haberler harika Nurgun, mükemmel. Aslında biz de şirketi bu yüzden satıyoruz. Ne? Evet, KEST Eurospace bombalamadan sonra sermaye artırımına gitmeye karar verdi, büyüyorlar. Geri çeviremeyeceğimiz bir teklif yaptılar. Neden bana söylenmedi? İstedikleri son şey şirket içinde eski yönetimle iktidar mücadelesi. Onu düşünüyorsan anlaşma da iptal oldu. Yönetim kurulu 30 gün içinde istifanı bekliyor. Bana bunu yapamazsınız. Bu şirketi ben kurdum. Ne kadar fedakarlık yaptığımı biliyor musunuz?
Max, lütfen. Norman, karar oy birliğiyle alındı. Satış kararını dayanışma günü festivalinden sonra açıklayacağız. Üzgünüm. Artık yoksun Norman. Öyle mi? Oscar Dayanışma Günü Festivali'ne hoş geldiniz. Ve şimdi Macy Gray için sıkı bir alkış istiyoruz. New York'ta örümcek ısırığı paniği. Mary Jane, neden siyah elbiseni giymedin? Ben sadece babamı etkilemek istiyorum. O siyaha bayılır. Belki babam beni böyle de beğenir. Sence güzel değil miyim? Bence çok güzelsin. Bak ne diyeceğim. İçkimi içeride unuttum da ne dersin gidip birlikte alalım. Ha, merhaba Bay Fargas. Aa Harry. Babamı gördünüz mü? Aslında onun bugün buraya geleceğini sanmıyorum. Bu da ne böyle? Yeni bir numara olmalı. Bu da ne böyle? Bu bizim planörümüz. Bu da neymiş bu? Hadi evlat gidelim. Buraya gel Veli. Beni ona yardım etsin. Hayır. Anne. Orada kal ahbap. Tamam teslim oluyorum. Aman tanrım. Kımıldayım deme. Çok etkileyici. Thank you.
Mary Jane! İmdat! Biri yardım etsin! Bana tutun. Dikkat et. Tekrar görüşeceğiz önümde kadın. Mary Jane. Evet, metroya binmekten iyidir. Siz bize bakmayın, sadece asansörü kullanması gerekiyor. Dur! Kimsin sen? Kim olduğumu biliyorsun. Biliyor muyum? Halkın dostu örümcek adam. İnanılmaz mı? Ne demek yani inanılmaz? Hayır, tamam, tamam, bekle orada kal, hemen geliyorum. Hayır, geliyorum dedim. Tamam, peki, güzel, beni sabah arar mısın? Kahvaltı yaparız ve sana bir şey almak istiyorum. Çünkü istiyorum. Evet, çünkü daha iyi hissetmemi sağlayacak. Tamam. İnanılmaz, inanılmaz diyerek neyi kastettin? Tamam, üzgünüm, iyi uykular. Aklına hiçbir şey getirme. O iyi. Sadece biraz korkmuş. Bak Beyt, biliyorum sana bizden bahsetmem gerekirdi. Emin ol, onu çok seviyorum. Ve sen şimdiye kadar onunla hiç çıkmadın. Haklısın. Çıkmadım. Ben şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Ben biraz daha kalacağım. Neydi o şey? Bilmiyorum. Ama her neyse birinin onu durdurması gerekiyor. Kim var orada? Kim o? Kimsin sen? Bana masum çocuğu oynama. Başından beri biliyordun. Neredesin? Sırtından inen titremeyi takip et. Ben buradayım. Anlamıyorum. Sence hepsi tesadüf müydü? İstediğin her şeyin gerçekleşmesi hepsi senin için Norman. Ne istiyorsun? Yoluna çıkanlar da öldüğüne göre artık ne yapmak istediğini öğrenmek istiyorum Norman. Oscorp yönetim kurulu üyeleri öldürüldü. Onları öldürdüm. Biz öldürdük. Biz mi? Unuttun mu? Laboratuvardaki küçük deneyi hatırla. Performans geliştiricileri. Bingo.
Ben senin en büyük icadınım. Sana her zaman istediğin şeyi veriyorum. Güç, hayal bile edemeyeceğin bir güç ve bu sadece bir başlangıç. Bizi sadece bir kişi durdurabilir. Onun da bize katıldığını bir düşünsene. Örümcek adam ve yeşil cin. Yeşil cin. Hoşuna gitti efendim, mi? Bunu ben uydurdum. Şimdi bu iki yaratığın da ismi var. Bay James'in örümcek Hoplan. Adam... Evet. Yeşil cinin telif haklarını alın. Bu ismi söyleyen herkesten bir çeyrek istiyorum. Yeşil canavar nasıl? Örümcek adam şehre saldırmıyordu. O insanları korumaya çalışıyordu. Bu bir Hayır, iftira. Hayır, bunu kabul etmiyorum. İftira sözlü olur. Buna onur kırıcı yayın denir. Siz kimseye güvenmiyorsunuz. Sizin sorununuz bu. Berberime güvenirim. Sen onun avukatı mısın? Çık dışarı. Bırak beni dava etsin. Normal insanlar gibi zengin olsun. Bu ülkeyi mükemmel yapan... James'in seni sülük. Örümcek adamın fotoğraflarını çeken fotoğrafçı kim? Bilmiyorum. Postayla geliyor. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim. Örümcek adamı bana sadece o getirebilir. Kim olduğunu bilmiyorum. Beş para etmezsin. Bırak onu sert çocuk. Bakın burada kim var? Örümcek adam, sizin birlikte olduğunuzu biliyordum. Ufaklık, izin ver de annemle babam biraz konuşsun. Uyuuu. Uyan küçük örümcek. Uyan. Hayır, henüz ölü değilsin. Sadece felç oldun, geçici olarak. Sen harika bir yaratıksın örümcek adam. Seninle ikimiz çok farklı değiliz. Ben sana benzemiyorum. Sen bir katilsin. Evet, herkes aynı değildir. Ben bu yolu seçtim, sen kahraman olmayı. Ve bu şehrin insanları bir süredir bunu eğlenceli buldular. Ancak onların bir kahramandan daha çok sevdikleri bir şey vardır. O da kahramanın kaybettiğini görmek, düşüşünü. Onlar için yaptığın onca şeye rağmen er ya da geç senden nefret edecekler. O zaman bunu neden yapıyorsun ha? Çünkü doğru olan bu. Ben sana gerçek doğruyu söyleyeyim. Bu şehirde 8 milyon insan yaşıyor. Ve bu insanların hepsi tek bir amaç için yaşarlar. Sadece onlardan farklı özel insanları omuzlarında taşımak için. Sen ve ben, biz özeliz. Seni şimdi bir böcek gibi ezebilirim ama sana bir seçenek sunuyorum. Bana katıl. Birlikte neler yapabileceğimizi düşünmeni istiyorum. Neler yaratabileceğimizi. Ya da neleri yok edebileceğimizi. İkimizin de ölebileceği, giriştiğimiz bu bencilce savaşta sayısız masum insan ölebilir. Bunu mu istiyorsun? Teklifimi düşün kahraman. Örümcek adam ve yeşil cin gazete bastı. Onlar için yaptığın onca şeye rağmen er ya da geç senden nefret edecekler. Aranıyor. Halk örümceğin tutuklanmasını istiyor. Merhaba. Yine ben. Merhaba. Seçmeler nasıl gitti? Sen nereden biliyorsun? Fısıltı gazetesi, bilirsin. Annen halama söylemiş, o da bana. Buraya bu yüzden mi geldin? Ben buralardaydım. Bir dost yüz görmek istedim. Gerçi buralarda olmak için iki otobüse binip taksi tutmam gerekti. Söylesene, nasıl geçti? Oyunculuk dersi almam gerektiğini söylediler. Bunu bir pembe dizinin yapımcıları söyledi. Sana bir cheeseburger alayım. Ya da ne istersen. $7.84'e kadar hiçbir limiti yok. Cheeseburger iyi olurdu. Ama bu akşam Harry ile yemeğe çıkıyorum. Sen de gel. Hayır, sağ ol. Harry ile nasıl gidiyor? Neyse, boş ver. Bu beni ilgilendirmez.
İlgilendirmiyor mu? Neden bu kadar ilgileniyoruz? İlgilenmiyorum. İlgilenmiyor musun? Neden ilgilenecekmişim ki? Bilmiyorum. Neden ilgileneceksin ki? Ben... bunu bilmiyorum. Bizimle gelmediğine üzüldüm. Ben acele etsem iyi olur. Hey, şuna baksana. Yürü gidelim. Hey, nereye gidiyorsun bebek? Bekle biraz. Gel buraya. Gel yine. Kaçabileceğin alanı yok. Bırak beni. Başını belaya sokmakta üstüne. Senin de beni beladan kurtarmakta. Bir süper kahraman takipçim var herhalde. Ben buralardaydım. Sen inanılmazsın. Ama bazıları öyle düşünmüyor. Ama öylesin. Bir hayranım olması güzel. Sana bu sefer teşekkür edebilir miyim? Dur. İçeride kimse kalmadı. İçeri girmek zorundayım. Bebeğim içeride. Bayan, bu çok bebeğimi tehlikeli. Çatı çökmek üzere. Giremezsiniz bayan. Giremezsiniz. Bebeğim bu içeride. Çok tehlikeli. Giremezsiniz. Bakın bayan. Lütfen kurtar bebeğimi. Lütfen kurtar bebeğimi. Korkmayın, bebeğinize bir şey olmaz. Bebeğim. Tanrı seni korusun örümcek adam. Tanrı seni korusun. İşte orada, kaçmasına izin vermeyin. Kımıldama. Tutuklusun, bizimle geleceksin. İşte bakın orada hala biri var. İzninizle. Döndüğünde burada olacağım. Geri dönmeyeceğim şey. Hadi git, git. Neredesin? Neredesin?
Sen iflah olmazsın. Ne kadar da safsın örümcek adam. Cömert teklifime ne diyorsun? Biz takım mıyız, değil miyiz? Hayır küçük cin. Sen aklını kaçırmışsın. Yanlış cevap. Ah, harika. Kimse bana hayır diyemez. Oyalanmayı keser misin? Harry, sakin ol. O burada. Sen hazır mısın? Evet. Merhaba May hala. Üzgünüm geciktim. Çok yoğundum. Size meyveli pasta getirdim. Teşekkür ederim. Gelebilmene çok sevindim. Harika görünüyor. Teşekkürler. Bu güzel genç bayan da kim? Babamla tanışmanı istiyorum. Norman Osborn. Bu Mary Jane Watson. Merhaba. Nasılsın? Seninle tanışmak için can atıyordum. Şükran gününüz kutlu olsun efendim. Söylesenize Peter nerede kaldı? Umarım böğürtlen sosumu almayı unutmamıştır. Bu çok tuhaf. Peter burada değil sanıyordum. Peter? Peter? Orada mısın? Pete? Çok tuhaf. Burada kimse yok. Biraz pasaklı değil mi? Bütün dahiler öyledir. Merhaba millet. Üzgünüm geciktim. Bu şehirde yaşamak çok zor. Bu böğürtlenleri almak için yaşlı bir kadını sopayla dövmem gerekti. Teşekkür ederim. O zaman şimdi herkes otursun. Duaya geçebiliriz. Norman. Parker. Başlayabiliriz. İşte geldi. Çok lezzetli görünüyor. Norman. Bunu yapmak istemezsin. Ya Peter, bu da ne? Sen yaralanmışsın. Evet. Kaldırımdan kaydım ve şu motosikletli kuryelerden biri çarptı. Dur şuna bir bakayım. Aman tanrım, bu çok kötü görünüyor. Önemli bir şey değil. Ben ilk yardım çantasını getireyim. Duayı sonra ederiz. Bu sizin bu dairedeki ilk şükran gününüz. Her şey geleneğe uygun olmalı. Her şey. Bu nasıl oldu demiştin? Motosikletli kurye beni yere indirdi. İzninizle. Benim gitmem gerekiyor. Ama neden? Sadece aklıma bir şey geldi. Sen iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim Bayan Parker. Herkese. Meyveli pastanın tadını çıkarın. Baba. Ne yapıyorsun? Bunu Mary Jane ile tanışman için ayarladın ve şimdi gidiyorsun. Gitmem gerekiyor. Bu kız benim için çok önemli. Harry lütfen. Ona bir bak.
Sence gerçekten kişiliğini beğendiği için mi seninle oluyor? Ne demek istiyorsun? Annen de çok güzeldi. Hepsi güzeldir. Ama amaçları sadece aç kurtlar gibi banka hesabına saldırmaktır. Onun hakkında yanılıyorsun. Sana küçük kız arkadaşın hakkında bir tavsiye. Onunla ne yaparsan yap. Sonra ondan hemen kurtul. Beni savunduğun için teşekkürler Harry. Bunu duydun mu? O pisliği herkes duydu. O pislik benim babam. Ve eğer şanslıysam onun yarısı kadar biri olabilirim. O yüzden çeneni kapat ve buna karışma, tamam mı? Harry Osborn! Üzgünüm Mayala. Adam. İşte bu yüzden bütün kahramanlar aptaldır. Çünkü dilinin biri karşılarına sadistçe bir teklifle çıktığında ne yapacaklarını bilemezler. Sevdiğin kadının ölmesine mi? Yoksa küçük çocukların acı çekmesine mi seyirci kalacaksın? Tercihini yap örümcek adam. Ve kahramanların nasıl ödüllendirildiğini gör. Bunu yapma cin. Böyle olmayı biz seçtik. Seçimini yap. Hayır. Burada kimse hareket etmesin. Sakin olun. Sakin olun. Tamam, sakin olun. Hey oradakiler. Tekniği tam altınıza getiriyoruz. O geri geliyor. Dinle. Aşağı inmeni istiyorum. Yapamam. Evet yaparsın. Mary Jane, bunu yapabilirsin. Yapmak zorundasın. Güven bana. Sıkı tutun ve çabuk ol. Acele et. Çabuk ol. Yapamam. Bunu yapamayacağım. Bekle Mary Jane. Bunu başaramayacak. Evet, başaramayacak. Sonum geldi pislik. Sıkı çocuk, bu senin için. Yaptıklarını ödeyeceksin. Örümcek adamı rahatla. Görmüyor musun? Evet, çocukları kurtarmaya çalışıyor. Bu senin için pislik. Örümcek adamla uğraşırsan karşından New York'a evet, olursun. Evet, birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Al bakalım pislikleri. Aşağılık yaratık. Evet. Evet, yaşadık. Evet. Örümcek adam dikkat. Ah!
sefalet, sefalet, sefalet. Sen bunu seçtin dostum. Sana dostluğumu teklif ettim. Ve bunu yüzüme çarptım. Son anı fırlattın örümcek adam. Çok bencilce davranmadın mı? Kız arkadaşının ölümü çabuk ve acısız olabilirdi. Ancak şimdi beni gerçekten çok kızdırdın. Şimdi onu yavaş yavaş öldüreceğim, tamam mı? Mary Jane'le ikimizin bolca vaktimiz var. Bay Osborne. Peter, Tanrı'ya şükür bu sensin. O balkondaki insanları öldürdün. Onları cin öldürdü. Benim bununla hiçbir ilgim yok. Bir daha beni almasına izin verme. Sana yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum. Beni koru. Mayhala'yı öldürmeye çalıştın. Mary Jane'i öldürmeye çalıştın. Kendimi tutamadım. Buna engel olmak istedim. Ama onu durduramadım. Sana asla zarar vermek istemedim. Bunu baştan beri biliyordum. Bana bir şey olsaydı bile sana her zaman güvenebilirdim. Sen Peter Parker beni kurtaracaktın ve kurtardın da. Tanrı'ya şükürler olsun. Bana elini ver. Benim sana inandığım gibi sen de bana inan. Ben senin için bir baba gibiydim. Sen de benim oğlum gibisin. Benim bir babam var. Adı Ben Parker. Tanrı yardımcın olsun örümcek adam. Peter. Bunu Harry'e söyleme. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen?
Merhaba. Çok üzgünüm Harry. Babanı kaybetmenin nasıl olduğunu bilirim. Ben onu kaybetmedim. Onu benden çaldılar. Örümcek adam bir gün bunu ödeyecek. Babamın mezarı üzerine yemin ediyorum. Tanrı'ya şükür sen varsın Peter. Artık benim ailem sadece sensin.